Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, şimdi çilek zamanıyken çilekleri kışlık nasıl hazırlarız, nasıl saklarız arkadaşlar, sizlere birkaç tarif vermek istedim. Evet, yaklaşık 1 kilo kadar çileği kabıma aldım. Birkaç sefer yıkadım, suyunu süzdürdüm. Sizler çilekleri nasıl saklıyorsunuz? Saklama yöntemleriniz var mı? Farklı tarifleriniz varsa yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, çilekleri birkaç sefer yıkıyorum. Suda da böyle birkaç dakika bekletebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında süzelim ve baş kısmındaki bu yaprakları keselim, temizleyelim. Çürük kısımları varsa da onları da keselim. Pürüzsüz çileklerimizi hazırladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar çilekler biraz büyük olduğu için ben bu şekilde dörde bölerek çileklerimi kullanmak istedim. Eğer küçük çilekleriniz varsa tüm şekilde bırakabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Dediğim gibi tamamıyla tercih size kalmıştır. Bu şekilde yapınca pasta süslemelerinde de kullanabilirsiniz. Kullanımı daha kolay olacaktır. İçeceklerinizde böyle fresh içeceklerinizde yaz içeceği yaparak içerisine katabilirsiniz arkadaşlar. Evet, doğradıktan sonra şimdi üzerine yarım limonun suyunu sıkıyorum. Limon hem renginin kararmamasını engelleyecektir hem de güzel bir lezzet verecektir çileklerimize. Ve uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Burada 650 gram çilek kullandım. Ve yaklaşık 600 gram da şeker kullanıyorum arkadaşlar. Aşağı yukarı birebir ölçü kullandım. Sadece şeker ile sulandırdım. Ayrıca bir su kullanmadım. Sulanması için şekeri üzerine döktüm ve bu şekilde bekledim. Gördüğünüz gibi çileklerim gayet güzel sulandı. Şimdi hemen kavanozu dolduruyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Gerçekten acayip pratik diyebilirim sizlere. Evet, 3 kavanoz çilek konserve elde ettim. Şimdi kapaklarını sıkı sıkı kapatacağım. Kapaklarının hasar olmamışına dikkat edin arkadaşlar. Küf, pas ve ezik olmasın. Mümkünse yeni kapak kullanmayı tercih ediniz. Böyle kenarlarına atmış şekerli sularını sildikten sonra kapakla bir geri iki öne sıkıca sıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar birinci yöntem hiçbir işlem yapmadan kapağını sıkı sıkı kapatıp buzdolabında aylarca saklayabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz, merak etmeyin, kapağını açmadıktan sonra. Ama içiniz rahat etsin istiyorsanız şimdi sizlere ikinci bir yöntemi göstereceğim arkadaşlar. Tencerenin tabanına böyle bir bez koyun ve hazırlamış olduğumuz bu çilek kavanozları da bezin üzerine yerleştirin. Yaklaşık 3 bardak da su koyun. Ocakta yaklaşık 15-20 dakika arası orta ateşte kaynatın. Bu şekilde kavanozlar vakumlanacaktır ve kışlık yıllarca saklayabilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulmayacaktır arkadaşlar. Evet. Eğer uzunca bir süre saklamak istiyorsanız bu yöntemi yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yöntem vardır. Bir kaynatmadan buzdolabında serin bir yerde erzak dolabında saklayabilirsiniz. Veyahut bu şekilde kaynatarak vakumlatıp uzunca yıllar saklayabilirsiniz. Evet, sizlere iki alternatifi de vermek istedim arkadaşlar. Rengin şahaneliğini görüyorsunuz. Ayrıca çilek komposto yapmıştım. Bu komposto tarifimi de diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim. Derin dondurucuda çilek nasıl saklanılır? Bunun tarifini de paylaştım arkadaşlar. Kışlık tarif videolarıma bakarak fikirler elde edebilirsiniz. Evet.
Bu şekilde hazırladım. Nasıl kullanacağız derseniz arkadaşlar, kullanacağınızda bunları içecek olarak içeceklerinizde çilekleri kullanabilirsiniz. Pasta süslemesinde kullanabilirsiniz. Evet, bu poşeti de derin dondurucu için hazırlamıştım. Sizlere kısaca bir göstermek istedim. Birçok alternatif var arkadaşlar. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Pastalarda, içeceklerde, süs olarak birçok alanda bu çilekleri değerlendirebilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.